geliyor, kurt geliyor. Aoo. Konumuzu göndererekten güzelce bir toplayalım konumuzu. Evet, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Kimle görüşüyoruz şu anda efendim? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Esma? Hocam? Ay, yakalandım. Ne? Ne? Ne oldu baba? Matematik hocam mı Esma? Evet. Bir dakika. biz çıkalım o zaman. Ben çıkıyorum yukarı odaya. Görüşürüz, ben de kaçtım. Ben de çıkıyorum, görüşürüz abi. Esma? Ne oluyor? Bir dakika. Bunlar arkadaşlar. Salak biraz arkadaşlarım. Özür diliyorum arkadaşlarımın salaklıkları için. Hepsi yukarı. Matematik hocası değilim bu arada. Benim branşım tarih. Tarih hocası mısınız? Evet. Anladım. Esma'yı nereden tanıyorsunuz? Biz Esma ile çok sık arkadaşız. Esma? Efendim? Öğretmenini bulduk ya burada Esma. Nasıl ikiniz aynı anda gelebildiniz? Evet. Nereden öğretmenin ya? Özel ders falan mı yoksa sadece arkadaşlık mı? Arkadaşlık. Bütün Discord'da bana hoca diyorlar bu arada. Hocam aşağı, hocam yukarı sürekli. Öyle mi? Discord'un evet. Hocası mı oldunuz? Galiba biraz öyle oldum. Şu an peki öğretmenlik yapıyor musunuz? Evet, yapıyorum. Hangi ders? Tarih hangi? Kaçın sınıf? Hepsi 9, 10, 11, 12. Biz ise... Bir dakika. Gerizekalı Hasan'ın. Mutlu bir ömür için. Hasan Salak'a. Pardon öğretmenim, çok özür dilerim hocam. Efendim Şahat abi. Hasan, tahtayı bir sil bakalım. Tahtayı sil. Abi ben rahatsız etmeyeyim sizi hiç. Sil, tahtayı sil oğlum. Sil. Tamam, gidiyordum. Salak gerizekalısı. Öğretmenim, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Hande. Hande. Evet, Hande. Tamam. İşte tarih öğretmeniyim, çalışıyorum şu an. Kaç senelik öğretmensiniz? 2. Allah'ım, çok erken. Evet, 25 yaşındayım. Ha, maşallah. Evet. Başka öyle. Peki hangi okuldan mezunsunuz? 9 Eylül. İzmir çok 9 Eylül. Çok bin şükür seni bana verene. Tarama geçirine! Allah Allah. Var mı sizin okulda da böyle itler? Çok. Şey var ya, geçen hafta erkek sınıfı, kız sınıfı diye ayrılıyor bizim lise. Yok, İmam Hatip değil de sağlık meslek lisesi ama branşlara göre böyle sınıf düzenlemesi yapmışlar. Atıyorum bir sınıfta 18 erkek, 2 kız falan var. Çok ayarsız. Hı. İşte kızların hiçbiri gelmemiş. Bütün dersteki bütün mevcut erkekti. Kızların ben hiçbiri de dediniz. İki tanecik kız varmış zaten sınıfta. Aynen, gelmemişler işte bildiğin. Ekmişler beni. Erkeklerin bu... hepsi gelmiş ama file yoktu yani. Ha. Peki Esma, sen okuyor musun? Hayır. Niye böyle? Esma niye böyle oldu hocam ya? Esma okumuyorum. Öyle değil ya normalde. Esma bütün dünyaya küsüyor. Hayır, okumuyorum, okumayacağım da. Ben odamdayım. Okumak boş iş ya şu an. Alfred çok kötü. Esma sen geçen sene sanki sen sınava hazırlanıyordun, biz seni çektik falan filan, öyle hatırlıyorum sanki. Yok, hayır. Bu arada ben bu yıl sınava girmeyi denedim. Onu da başaramadım. Girmedin de yani. Girmeye niyetlendin, yok. Giremedin mi? Ücretini falan ödedim, gireceğim gün kaçırdım. Ah be. Geç kaldım. Ama Esma, senin pek sınavla pek işin yokmuş gibi zaten ya. Sınavın hani... Yok. Bu sınav yani, yani. Yılda bir kere olan bir sınav olduğu için kaçmaması evet. Lazım da bir sınav ya. Ama hiç moral bozma. Sıkıntı yok. Ne güzel öğretmenin var burada, tarih öğretmenin. Öğretiyor mu sana tarih falan? Öğretiyor. Matematik de öğretiyor. Tarih de öğretiyor. Matematiği ne zaman öğrettim? Kız susana. Hocam... Yalan, öyle bir şey hocam, yok. Hocam bu gençler de hep böyle oldular işte hocam ya. Bunlar gerçekten fırlama oldu hepsi ya. Hepsi fırlama oldu çok, ya. Çok fena, çok. Ben Esma, senin velin olarak hocanla bir toplantı yapmak isterim. Tabii. Benim Türkçe'de sıkıntı var da sorun olur mu? Matematikte problemim yok. Tamam, Türkçeyi hallederiz Esma'm, sıkıntı yok. Türkçeyi hallederiz ya, ne demek hallolur mu, sorun olur mu? Nasıl bir sorun olabilir ki? Türkçeyi hallederiz ya. Hiçbir problem olmaz. Tamam. Hocam peki tarih... Efendim, evet, siz söyleyin önce. Hande hocam, benim velimle özel bir görüşme yapabilir misiniz? Müsaitseniz bugün.
Müsaitim tabii ki yaparım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah Allah, bu gençler hocam hep böyle yaramaz. Bu Esma'nın elinden telefon düşmüyor. Ne yapacağız hocam ya bunu? Esma'm hiç şımarık değildir. Ben çok severim onu. Dersler de bana nasıl alayım mı okuldan bu kızı? Almayın almayın, olmaz. Eğitim şart. Siz peki İzmir'de mi görev yapmaktasınız? Hande hocam. Hayır, Ankara'dayım. Aa! Evet. Ankara ne kadar güzel de bir yer. Maşallah. Çok. Başkent. Harika bir yer. Şu arkadaşları çekiyorum. Evet. Arkadaşlar evet. Hoş geldiniz. Şimdi Hande öğretmenimiz bize birazcık tarihten bir şeyler anlatacak. Dinleyin, notlarınızı alın, soracağım sonra. Hande hocam, bize güzel bir hikaye anınız varsa anlatın lütfen. Öğretmen olmuşsunuz, biz hiç öğretmen olmadık. Hikaye anı mı, tarihten mi istiyorsunuz? Siz anlatın yani benim... ya. Şey var aslında, bu aralar sınıflarda çok anlatıyorum. Kazıklı Voyvoda'nın hikayesi var ama biliyor musunuz bilmiyorum. Ben biliyorum da bilmeyen arkadaşlar varsa diye ben şey yaptım. Ben biliyorsanız galiba duymuştum ya. Biliyorsanız bir siz bahseder misiniz Çağrı Bey? Ya şimdi Kazıklı bu ilk zamanlarda böyle bir internetten falan böyle ilk internetin böyle fenomenlerin başladığı dönemlerde biraz tweetle falan filan başladı. Ondan sonra Instagram'da falan böyle storylerde anlatıyordu. Sonra bir YouTube kanalı açtı, tamam mı? Birazcık böyle... Hı-hı. İnternetteki böyle adalet dağıtan bir tayfadan o kendisi. Ama tabii ki değindikleri yerler var. Mantıklı konuştuğu noktalar var. Mantıksız konuştuğu noktalar var. Ben bazen hani bazen yatarken hani izlediğim yerler oluyor. Kitap falan. Evet. Kitap önerilerini falan ondan alıyorum hep. Mesela kitabı evet. Anlatıyor. Onu en son işte bir tane fenomenle tartıştılar. Berkcan'la falan tartıştılar Twitter'dan. Ama hani onların ikisi de bir birey olduğu için ben hiçbir şey diyemiyorum. Sonra galiba başkalarıyla da tartışmış falan. İnternetten bir insan yani. Hikaye, onun özel bir hikaye mi? Tabii ki olmadı. Ben de hocam, benim velim deli de kusura bakmayın. Niye öyle dedin Esma'cığım? Esma'cığım, estağfurullah da öyle de demeseydin iyiydi. Ben yanlış bir şey mi anlattım? Kazıklı Maria'yı sormadınız mı efendim? Maria değil. Abdülkerim'in babası burada mı Abdülkerim'in? Ya salak salak şaka yapma İbrahim burada. İbo hocam bana bir program yazabilir miyiz ya? Tabii Hasan'cığım yazarız. Ayıp ediyorsun. Hocam yok, bir şey soracağım. Hocam Allah aşkına. 5 yıldır üniversiteyi kazanamıyordun, doğru mu hatırlıyorum? Efendim? 5 yıldır üniversiteyi kazanamıyordun, doğru mu hatırlıyorum ben? O İbo. Canım, o İbo. Ne oldu lan Hasan? Efendim? Ben hemen hemen efendi çocuğa dön. Efendim? Oldun hemen. Hocam abi, bir şey söyleyeceğim. Sordu. Hasan'ı gördüğünüz kadarıyla bu Hasan'dan bir bok olur mu olmaz mı söyleyebilir miyiz ya? Psikolojisi falan hiç etkilenmiyor, bilginiz olsun. Rahat rahat konuşabiliriz. Hem de gram bak. Şey olmaz olarak ben yorumladım bu şeyi. Bundan olmaz. Yani bir şey de diyemedim. Bundan olmaz. Peki size ne anlatıyorlar? Burada ders falan mı çalışıyorsunuz? Bir dakika, benim Discord'un ders falan mı çalışılıyor? Soru falan mı çalışılıyor? Kapatır mı Discord öyle bir şey olursa? Tabii. Oyun oynuyoruz. Heh, oyun oynuyor ne sakın. Dersmez. Aynen. Oyun oynuyoruz. Ben dışarıdaki işte o bozuk düzeni kafamı burada dağıtıyorum. Buraya gelip oyun oynuyorum. Asla kesinlikle ders yok. Zaten burada bir şeyler söylesem de anlatmaya çalışsam da anlamadıkları için benim arkadaş grubum olsunlar. Anlamıyorum. O yüzden direkt oyun oynuyorsun. Sirius'cum sana demedim Esma'm. Sen hariç, sen ve Sıla hariç konuşuyorum. Geri kalan dümbükler anlamıyor. Hayda. Dümbük hocam, Mersin misiniz? Hayır, Ankaralıyım. Esma da böyle, hocam anlamıyor muyuz? Trik yedim Esma da. Bizim yıldızlarımız da var bak Çağrı. Nasıl, nereden bakılıyor? Biskotnik. İsminizin yanında. Görünmüyor ki ama kamera açmadığınız için. Kamera açamayız. Kamera açmanız lazım. Ben biraz içeride ağlayacağım o zaman siz konuşun. Hande hocam seni görmeye geldi bu arada Çağrı. Nerede? Evet. Ankara'ya geldiğinde geldim. Şaka yapıyorsunuz. Nereye geldiniz? Evet, İtopya'nın açılışına geldik biz. Ayfer arkadaşımla. Ben görmedim hiç sizi. Hiç hocam, hiç görmedin hiç. Ama ben hocam. Görmedim, nerede gördüm hocam? Tam bir ünlü tribiydi. Ya salak mı be?
teneffüs. Ders başlıyor. Nasıl ders başlıyor? Salak böyle okul böyle böyle bir yer değil okul ya, gerizekalı. Hocam... Öğrencilerimiz sınıfa geçsin herkes. Öğretmenler zilde çalsın ama mi? Hocam Ankara'nın... Zil 5 dakika sonra çalar, durun bir sakin olun. 2 dakika sonra çalar. Aynen öyle. İçeri geçin. Koridorda kimse bir durmasın. Kapıda ne duruyorsun oğlum? Geç içeri. Kapıda duruyor. Evet. Hala kapıda dikilenler var mı hocam? Olmaz olur mu ya? Bizim lise bir de şey böyle. Gerçekten benim, ben biraz minyon tipli bir insanım. Benim 3-4-5 katım falanlar. Hadi ya. Bir böyle ilk hafta derse girdiğimde ne oluyor la, bu kim falan olduk. Yani gerçekten duydum bunu, dediler bu kim ya. Yanlış geldiniz herhalde falan yaptılar. Hocam evet. Boy kaç, yanlış anlaşılmasın? 1.60. Ya Mami sen niye garip garip sorular soruyorsunuz? Gerizekalı mısın sen? Ya minyon tipliyim dedi diye sordu çocuk. Allah Allah. Ben anlıyorum Mami seni. Hocam İtopya'nın açılışında o gün oradaydım ben. Evet biliyorum, gördüm. Benim nasıl bir saygısızlığım ve terbiyesizliğim oldu lütfen söyler misiniz? Yok, senin saygısızlığınla alakası yok. Gerçekten çok kalabalıktı. Böyle bir izdiham vardı. Ve ben o gün yine işten çıkıp geldim. Alper var benim arkadaşım yine buradan. Onunla birlikte, o da Ankara'da, buluşup geldik. Çok istedi. Neyse biz içeri giremedik zaten o kalabalık yüzünden. Zaten orada seni... o gün inanılmaz bir kalabalık olduğu için ben şöyle bir öneride bulunmuştum. Benimle birazcık taşak geçildi o gün, çok affedersiniz. Ben dedim ki en azından hani kapıdakileri içeri alamıyorsak bizler dedim hani bir mikrofonla bir şeyle kapıdakilere bir selamlaşalım falan tarzında bir şey dedim. Dediler ki bana stand-up mı yapacaksın amına koyayım sen, dediler. Öyle hor gördüler beni. Ben de fikrimde ısrarcı olamadım sonrasında. Öyle yok oldu. İşte seni beklerken biz gittik, yemek yedik, işte bir şeyler içtik, neyse geldik. En son hala içerideydiniz. Ondan sonra çıkarken Alper'in seninle çok yamuk bir fotoğrafı. Alper bana pandik attı çıkarken. O Alper değil mi? Yok evet. O mu bilmiyorum ama yani bir fotoğraf çektirir çocuk seninle ama böyle flu tamamen yoklar. İnşallah bir dahaki Ankara'ya geldiğimizde o zaman Alper'le bir tane fotoğraf sözüm olsun. Oturalım, çay sözüm olsun. Alper'le mi oluyor yani bu şu an? Anne hanım, burada Alper olmadığı için Alper'i temsilen sizin gelmeniz lazım. Yani gerçekten çok ayıp yani. Ben o kadar bekledim. Şaka yaptım ya. Sen, ben, Alper. Akın da gelsin. Akın burada zaten. Akın da gelsin. Böyle... Akın bizim okey arkadaşımız bu arada. Birlikte okey'e gitmişliğimiz var Alper'den Akın. Akın okey arkadaşınız mı? Evet. Şerefsiz Akın. Okey'imizin dörtlüsünü oluşturuyor da gelmiyor artık. Ekiyor bizi, ünlü oldu. Okey oynamayı biliyor muymuş ya Akın? Bilmiyor bu arada. Çok fena ezdik de yani. Neyse şimdi bir şey söylemek istemiyorum burada. Hocam peki şimdi benim Discord'a verdiğim ekrana bağlanabilir misiniz? Bağlayayım şu an. Tamam. Size birkaç tane fotoğraf göstereceğim. Sizin yorumlamanızı isteyeceğim. Tabii. Mami atabilir misin? Siz bu esnada bisikleti yorumlayın. Çok harika. Spor. Hemen ayarlıyorum. Mert bunu neden aldı? Mert neden aldı? Ne vermek istiyormuş? Çağrı buna Mert. Çağrı Beyciğim, Sıla da fotoğraf çektirmek istiyormuş. O da Ankara'da. O da gelsin. Olur mu? Sıla hangi Sıla? Sıla'yı da çeker miyiz odaya? Evet. O da gelirse bu yıldız takımı tamamlanıyor. Bak Karaman da yıldız koymuş. Ben Sıla'yı bizim moderatör Sıla zannettim. Tabii çekelim. Abone sohbetekine. Sıla'yı da çekelim. Sıla hoş geldin. Sıla hoş geldin. Ay içimiz ısındı be. Sıla iyi ki geldin. Canım Sıla. Sıla. Merhabalar. Seni tanıyalım Sıla. Tanıyalım. Ben Hande gibi Ankara'da yaşıyorum. Mimarım. Daha yeni mezunum. Öyle. Öğretmenim vallahi emeklerinize sağlık. Bu çocuklar sayenizde bak mimar olmuşlar, okumuşlar hepsi. Tabii. Emeğin büyüktür. Tabii Hande'nin emeği bize büyüktür. Sen Sıla mimar oldun. Evet. İç mimar mı? Ses sanki bir yok. Normal mimarım ben. Normal mimar oldun. Normal mimar benimki, evet. Aa, çok güzel. Peki nereden tanışıyorsunuz siz Hande, Sıla, Esma üçlüsü? Senin böyle biz buradan tanışıyoruz. Aa, buradan tanıştınız, arkadaş oldunuz. Evet. Aynen. Ha. Bizim burada sürekli oyun buluşuyoruz. Aynen, oyun ekibimiz vardı işte. Ama okey oynuyormuşsunuz.
İşte şöyle. Dışarıda. Ankara'da biz 3 kişiydik. Yani 3 kişi Ankara'daydı. Bizim 4. lazımdı. Aynen. Akın'ı getirdik. Akın bir kere geldi, bir daha da gelmedi. Bu Akın piçi peki bu üçünün arasına nasıl sızdı ya? Onu anlayamadım ben. Niye buna müsaade ettiniz? Biri atabiliriz yani şu atsana anda. Fotoğrafınızı atsanız abi. Allah aşkına bir fotoğraf istiyorum ya. Tamam. Dördünüzün fotoğrafı oldu. Çağrı'cığım yanlış anladın. Esma Ankara'da değil bu arada. Onun yerine Alper var. Alper'i zaten görünce büyük ihtimalle tanıyacaksın. Sen tanımasan da Nuri çok iyi tanıyor. Harika bir fotoğraf yapmıştı. Öğretmenim hiç Alper'e. De yanlış anlamamıştım aslında. Tamam o zaman. Ben Esma'yla Sıla ve beni Ankara'da sandım. Şimdi bir dakika. Sandım. Alper Biçen'in konuyla bir alakası yok arkadaşlar. Alper Biçen değil. O başka Alper. Sıla. Esma Sıla. Esma Sıla sen Ankara'da değil misin? Ankara'da değilsen ne alaka? Ben Ankara'dayım. Kim Ankara'da değil? Esma. Ben değilim. Ben değilim. Esma. Bir tek Esma değil Ankara'da. Yani olmayan Esma sadece. Esma sen neredesin? Mersin'deyim. Bir daha söyleme. Sus sus. Sus sus. Öyle Mersin'deyim. İboy at. İboy at. Yanlış söyledim de. Dilim Sürçlü'de. Adana de, dilim sürçüde Adana de. Dilim, Adana de deme, Adana da yakın oraya gelir. Dilim sürçüde Ordu'dayım falan de, Elazığ, Samsun'dayım Elazığ, de. Elazığ. Kim attı lan beni? Ha Esma, sen de Samsun'dasın demek ki. Ben evet, Samsun merkezdeyim. Mersin kim dedi? Mersin kimse demedi. Kimse demedi. Bir sakin ol oğul, otur oğul. Kimse Mersin demedi oğul. fotoğraf gelmedi yani. Hocam ben bulamıyorum şu anda. Yalan gibi olacak ama bir dakika. Şöyle bir şey var. Ama sadece Akın'a etiketlemişiz. Monopoly oynadık biz o gün. Ne ulan bende vardı bakayım hemen. O zaman. Ben fotoğraf çeken insan değilim. Genellikle bu olaylar bizde Hande'dedir. Biz genellikle iki aya bir, ayda bir görüşüyoruz böyle. Sizin dedikodunuzu yapıyoruz. Öyle teker mi? Teker. Çok teşekkür ederim. Çağrıcığım mütemadiyen seni hep rahatsız ediyorum Instagram ve Discord'dan ama hiçbir şekilde karşılık alamadım. Ne konuda rahatsız ettiniz efendim? Hocam. Yani hocam işte, ya eşit ağırlıktan girmeyecektiniz karşılık istiyorsanız. Salak neyden girmeyecektim? Eşit ağırlık değil, tarih öğretmeni ya. Dur bir saniye. Ben sözelciyim mami. Eşit ağırlık maalesef. İşte hocam oradan kaybediyorsunuz. Ah hocam ah. Hocam bu gerizekalıların olsun yani, şakaları... Sanki. İşte salaklar bunlar. Ondan öyle şaka yapıyorlar. Salak. Yani sonuçta Çağrı sayısalcıysa ben de sözelciyim yani. Hocam sizinle beraber bir dershane mi açsak? bir dershane mi açsak? Normalde takip ediyor. Açalım. Ayıp ediyorsun. İyi para var. Allah Allah. Arkadaşlar çılgın çılgın yorumlar yapmayın lütfen. Fotoğrafı bekliyoruz. Şimdi gelsin bu Akın'ın da içinde bulunduğu bu muhteşem dörtlünün fotoğrafını göreceğiz birazdan. Akın bize kızar mı acaba Sıla? Atıyorum sana i̇şte bir tane. İşte ben de onu düşündüm. Yok. Akın var ya. Akın var hiç öyle bir insan değil ya. Gerçekten hiç kızacak bir insan değil yani. O da geldi zaten. O. Akın hoş geldin. Aleyküm hoş bulduk. Da. Şerefsiz Akın ne haber ya aleyküm kardeşim selam. Benim. Aleyküm selam lan hoş geldin piç. Abi olay tam olarak öyle gelişmedi ki Alper. Tam olarak nasıl gelişti Akın'ım Akın. Olay? Sen Alper'le kanka oldun ondan sonra mı böyle bir ortama girdin? Ya aynen dedi ki dördüncü lazım okey dedi 101'e dedi geleceğim mi abi dedi. Ben de Discord'dan geleyim o zaman dedim. Boşum bugün dedim öyle gelişti sen yani. Sen ezik misin ya kardeşim dördüncü olarak sen gidiyorsun ezik misin sen? Discord community olarak bir eğlence olsun dedim abi ya. Allah Allah. Hani başka fotoğraf. İyi yaptın Akın'ım iyi ki. Başka. Atsana o zaman fotoğrafı. Onu ben orada güzel çıkmamışım onu atmayalım. Yok ondan dolayı değil ya bizlik sıkıntı yok da Akın'dan kaynaklı ya biz, birazcık şey. Ablacığım bu Akın dediğiniz adam bir dakika. Bu Akın dediğiniz adam zaten kamera karşısında twerk falan yapmış bir adam. Bu götünü göstermiş bir adam. Bu ne kadar kötü çıkmış olabilir tamam, biz? Tamam o zaman ben fotoğrafı Discord'dan kime atayım şu anda? Discord'dan fotoğrafı şey attım efendim. Kendine müşteri attım. Hayır yok ondan demedim. Discord'dan at, eğer ulaşabiliyorsanız şey attım efendim. Eldiven'e attım nokta Discord'dan. Tamam hemen. Bana atın efendim. Kime atacaksınız? Bana atın lütfen. Olur olur. Herkes şu an beni mi bekliyor? Evet. Sizde Discord'da link var mı sizin? Bir tık var. Bir tık var. Neyi bir tık var? Pingim. Yani benim internetim birazcık bugün kötü. Ankara'da bir tık yağmur yağdı.
internet cırcırt birazcık sıkıntılı maalesef. Aa, o yüzden kusura bakmayacaksınız olmuş. Artık. Hiç önemli değil. Bence de. Bir tık hocam. Ama sesinizde bir problem yok. Ay teşekkür ederim. Çünkü ses değildir aslında önemli olan. Kelimelerdir abi, ve cümlelerdir. Ağızdan. Bana attılar fotoğrafı attın sana. Dur 2 dakika felsefe yaptım. Yanlış kişi attım pardon. Bana at bana. Yine yanlış kişi attım. Çünkü bazen bir ses bizi soluk olur. Yok hocam ben bunları yanında yapamıyorum. İnsana izin verin lütfen. Lütfen. Bu herkes değildir ya. Herkes parmak kaldırarak konuşursa. Bu değildir. Hayır. Bu değil değil mi? Hayır ya. Nabzı yükseldi adamın. Dersi tuvalete gitmiyoruz Karaman'cığım. Teneffüste. Ama çok geldi. Teneffüste tut. Işe. Karaman hastayım da yolluyorlar direkt. Ya Mami sen nasıl bir gerizekalı bir ruh hastası bir psikolojisin ya. Aklımı aldın gerizekalı ya. Evet gerçeğini artık alalım lütfen. Tamam atalım o zaman gerçeğini. Tamam gerçeğini atıyorum. Tamam attık gerçeğini. Evet. Soldaki okay akın. Nerede? Soldaki akın. Okey yalanmış. Okey hadi yok okey. Hani okey nerede? Bu okeyin bir sonraki aşaması monopoli kısmı. Okey. Netflix izleyecektik. Şimdi bir dakika kim okay kim? Ben bir tahminde bulunmak istiyorum. Tabii. Tabii ben, ki benim de. Tahminimde bulunayım mı ben? Tabii. Şu tabii. Soldaki Sıla, sağdaki de Hande. Doğru mu hocam? Doğru. Bir dakika tam tersi değil mi? Akın'ın yanındaki... Abi, kendilerini bilmiyorlar daha. Hocam Akın'ın yanında siz oturuyor musunuz? Hayır. Akın'ın yanında ben oturuyorum. Sıla bu Akın'ın yanında oturan sensin. Evet. Karşındaki de Hande. Hande. Evet. Öbür arkadaşın adı neydi? Diğeri de Alper. Alper. Alper'i bir yerden evet hatırladım gibi. Ama yani böyle hayal meyal hatırladım gibi yani. Çünkü fotoğraf da hayal meyaldi yani ruh gibi bir şeydi. O tam çıkarkene yakaladı gibi bir şey oldu aslında. Anladım. Yolda seni taciz etmiş bir fotoğraf çekinelim mi abi diye. Sen de tamam lan hadi demişsin. Tam o sırada çekilmiş. Yollara içerken yakalamış galiba. Ben öyle bir şey demem. Tabii ki çekilelim derim. Ben öyle derim. Öyle Alper'in beni bilir. Alper burada bizim izleyicimiz değil mi Alper son günün sonunda? Evet. Tamam. Rota hesaplanamadı diyor. Oğlum salak salak şakalar yapmayın. Şu yayında şöyle şakalar yapmayın lütfen. Peki Akıncığım senin bu gözlerin bu niye böyle gözler dört dönüyor? Hani 101 bakış attım ben abi. Hani 101 oynayacaktık bakışımı? Ama 101 oynadık biz o gün. İlk mekana girişte 101 oynadık. Sonra ondan sıkıldık. Dedik ki ne oynayalım? Hadi bir de monopoli atalım dedik. Öyle oluştu. Hadi bir de şişe çevirmece. İbo ses akısımız artık. Noel Dayı son 5 fotosuna like atmış. Bu doğru değildir diye şakadır olarak düşünüyorum ben. Yalnız 5 taneye atarsa evlilik görüyorum ben burada. Genelde öyle mesajlar var Noel Dayı'nın. Neyi anlamadım? 5 like'a evlilik, 4 like'a nişan sonrası boşanma, 3 like'a fuck buddy. Ya salak salak konuşma like'a be çay. Çocuk. Allah Allah. 1 like da DM. Evet. Akın sen neden bir kere buluşmaya gitmişsin? O da bu buluşma mı? Aynen. Evet sonra gece çıkacağız onunla diyorlardı 2-3 ay önce. O zaman yayın oluyordu, yayın var diyordum. Akın okay, senin ben yalanla sikiyim ya Akın. Çok özür dilerim hocam. Ya. Çok affedersiniz hocam. Ben de çok bu özür Akın'ın... dilerim ama sana katılıyorum. Yalancı bu Akın. Bak ben size bu Akın'ın ciğerini ben size anlatayım mı? Ciğerini anlatayım size isterseniz müsaade anlat, varsa. Anlat Çağrı'cığım. Bu Akın piçi buraya gelmiş ortamda görmüş de. İşte sizi görmüş. Bakmış kime yürüyebilirim. Demek ki orada yürüyebileceği birisini keşfedememiş. Rota hesaplayamamış. Ondan sonra da bir daha gelmemiş. Yok öyle bir şey abi. Duman konserine mi gidiyorduk Alper'le biz ya? Sonra konser 300 lira olmuş ben gidemedim. Birinci kişi Alper olarak seçmiş. Şöyle Alper her Duman konserine gitmek istiyor. İlk başta ben rehin oldum. Ben gittim onunla beraber. Sonra dedim ki hani ben artık gelmem başka biriyle git dedim. Akın'a götürecekti. Akın Alper'i sattı. Alper tek başına gitti o konsere mesela. Konser 300 lira oldu. 300 parayı bulamadım.
Ben size bir şey söyleyeyim mi? Alper hiç kusura bakmasın. Akın Alper'le herhangi bir erkek cinsiyetiyle Akın bir konsere gitmez. Gitmeyeyim abi ya. Ben onu söyleyeyim bak. Amacım sıracım sen deseydin ki konsere gidelim. İsterse o konser 1500 lira olsun bu çocuk gelirdi seninle. Öyle söyleyeyim sana. Zaten şöyle ilk başta Alper ben Akın gidecektik. Önce ben elendim. Sonra da Akın elendi diye bir sen şey. Sen elendin diye Akın elenmiştir muhtemelen. Yok ya öyle değildir. Akın'a niye sürekli piş diyoruz? Piş mi gerçekten? Gerçekten piş. Kızlar savunsanıza bir. Ben size yürüdüm mü? Piş yaptım mı ya? Yok öyle bir şey yapmadı. Allah var. Hiç öyle şeyleri olmadı. Öyle hareketleri. Biz anladım. Sadece o gün Alper'le işte Akın eşti. Birazcık gömdük onları. Aynen. Biz Sıla'yla gömdük mü deniyor. Daha farklı bir şey de deniyor olabilir ama olsun. Salak Alper telefondan mı hesaplıyordu bütün 101 hesaplamayı bilmiyor ki. Sen de bilmiyordun ki Akın. Sayamıyordun yani. En son parmaklarını gördüm ben arada. Ya bu 101'de şöyle bir trip var. 10 evet 5 daha diyor. 15 dedirtiyor karşısına. 1 daha 16. Böyle yapıyorsunuz mu siz de? Tek tek saydırıyorsunuz mu? Hani 3'ü bile eşine hesaplatan bir tayfa var. Onlardan mıydınız yani? O Samet abi işte. Yani profesyonel olanlar çok yapmıyor öyle bir şey ama... Yeni öğrenenler işte hesap makinesi, teker teker toplama. Benim arkadaşım var 2 bile olsa bana hesaplatıyor. 20 diyor 2 daha. 22 amına koyayım onu bana sorma artık diyemiyorsun. Hocam bu Akın yere taş düşürüyor muydu? Eğilip alıyor muydu sonra o taşı? Vallahi hatırlamıyorum yapmış olabilir. Biz bayağı uzun oldu buluşmamız yani çok önceydi. 3-4-5 ay. Geçen kıştır. Evet geçmiş zaten montlardan bellidir. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ses tonlarınız bende hiç oturmadı görüntülerinize biliyor musun? Nus. Ben birazcık hastayım bu arada. O yüzden sesim garip çıkıyor. Kusura bakmayın. Hiç oturmadı yani ses tonları. Sanki bu ses... Bu sanki Alper'in sesiymiş gibi anladın mı? Yani o kadar oturmadı onu demek istiyorum. Çok üzüldüm şu anda. Hayır hayır o anlamda değil yani. Ses ve görüntüler bende tam eşleşmedi. Ne yapabilirim? Dediğim gibi hastayım. Orijinal sesim... Bu değil. Efendim yüzden... Sıla Hanım? Bunun için ne yapabiliriz diye bir soru sordum ama. Hayır hayır bir şey yapmanızdan değil yani. Hani görüntü ve ses şey olmadı ya o yüzden dedim. Arkadaşlar çılgın çılgın yorumlar yapmayın lütfen ya. Lütfen. Ne yapıyorlar ya? Ne yapıyorlar? Ne oldu? Yok işte neymiş an... işte ne kadar güzel kadınlarmış bilmem nelermiş. Öyle yazmayın arkadaşlar alınacaklar sonra. Lütfen ya. Rota yeniden oluşturuldu. Peki Sıla Hanım, siz nerede çalışıyorsunuz? Ben Ankara'da butik mi mimarlık ofisinde çalışıyorum. Butik akşam... derken böyle bungalov mu çiziyorsunuz efendim? Yok öyle değil yani büyük bir şirkette çalışmıyorum öyle diyeyim. Yani küçük ha. Böyle kendine has işte öyle bir yerde çalışıyorum. Ha, güzel ne güzel. Ne güzel. Ne bebek çalışıyorum. Kanka, oğlum pardon çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Aman tanrım. Bu gerizekalılığı yapan kim? Disipline gidecek çünkü kendisi. Söylemeyin lan söylemeyin. İyi bak salak salak hareketler yapma ya. Allah Allah. Arkadaşlar kamera açamıyorlar ya. Gümerek... Ben Sıla'ya bir şey soracağım. Sıla sen Çağrı'nın yayın adosunu şey yapabilir misin? Yapabilir miyim? Ses alabilirim. Tasarlayabilir miyim? Ha ben diyorum ki şimdi ya tas yani şöyle bana işte mekanın ölçülerini verirse. Sıla ama mimarsın yayın odasını ne yapabilir miyim diye soruyorsun. Bir anda ama iç mimar değilmiş ki normal mimarmış. Şöyle ya ben hem iç mimarlık yapıyorum hem de hani normal mimarlık da yapıyorum. İkisini beraber yapabiliyoruz mesela öyle değil. Peki benim yayın odama nasıl bir tasarım istedin Esma? Nasıl bir şey olması lazım? Çağrı sen istiyordun ya yayında söylüyordun. Evet. Doğru. İşte ben ne bir şey yaptıracaksın? Tamam Esma ya Allah Allah. Tamam ya. Git o konsere git ben izin veriyorum. Ben izin veriyorum bizden çıkartma bunu artık ya. Estağfurullah. Gel bir kere de biz de yemek ye. Bir kere de otur bizimle otur ya Esma. Allah Allah. Tamam. Hep odandasın kendi kendine. Yemeğini odana söylüyorsun. Şimdi... Hey sen! İnce'nin burasına kadar gelmişsin. Bravo! Hey sen!
videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.